Günaydın sevgili 8'de Sağlık izleyicileri. Ben diş hekimi Tunç Berge. Bugün sizlerle gum smile dediğimiz, diş etleriyle gülümseyen, güldüğü zaman diş etleri çok öne çıkan ve bundan ciddi rahatsızlıklar duyan hastaların sorunlarıyla ilgili görüşmek istiyorum. Bu bir problem ama bir hastalık değil. Sadece anatomik yapı açısından dudakların bazen çok ince olması, bazen diş etlerinin, kemiklerin olabildiğince ileride yer alması, yani ortodontik bir takım sıkıntılar nedeniyle ya da hastanın zaman içerisinde işte bir takım soluk alma problemleri, ağızdan nefes alma, çocukken yaşanan sıkıntılar neticesinde kemik yapısının o şekilde gelişmesi neticesinde ileri yaşlarda ortaya çıkan estetik problemlerden biri. Bunu yoğun olarak yaşadığımız birçok hastayla karşılaştık. Bazılarında daha derece olarak sınıflandıracak olursak ileri derecede, bazılarında daha düşük seviyelerde gum smile vakalarıyla karşılaşıyor. Eskiden bu konularda problem olarak diş etlerinde oluşan bu aşırı görünme olayını üstüne yaptığımız özellikle protezler varsa daha sık görüyorduk ve estetiği daha çok olumsuz etkiliyordu. Ancak şimdi yeni çıkan tekniklerle, özellikle lazer teknolojisiyle diş etlerinde bir takım ayarlamalar yapmak mümkün. Çok aşırı büyümüş olan diş etlerini kesmek suretiyle, hatta onun altında yer alan alveol kemiği dediğimiz dişin kökünün etrafındaki kemiği de kesmek suretiyle dişlerin boylarını daha uzatmak, bu şekilde mevcut kemik görüntüsünü ve diş eti görüntüsünü daha azaltmak mümkün. Bunlara ilave olarak dudaklara yapılacak bir takım operasyonlar, dudak bağlarının kesilmesi ya da botoks uygulamaları gibi uygulamalarda dudakların oradaki olumsuzluğu daha çok örtmesini sağlar ve sonuçta estetik kaygılarımız da daha azalır. Ancak benim özellikle bugün bahsetmek istediğim, bu konuları bir operasyona gerek kalmadan, diş etlerini kesmeden, uzun aylar, en az 2 ay, 3 ay civarında diş etlerinin tekrar iyileşmesini beklemeden daha kısa sürede sonuca gidebileceğimiz lazer uygulamalarından bahsetmek. Lazerle diş etlerindeki aşırı büyümüş olan kısımlar ya da kemiğin fazla olduğu bölümler bir takım ölçümler yapılmak kaydıyla bu biyolojik sınırlar içerisinde hem diş etini hem de kemiği bir operasyon yapmadan, diş etlerini kaldırmadan kapalı teknikle lazerle kesmek mümkün. Özellikle sert ve yumuşak doku lazerlerinde her iki yöntemi de bir arada kullanmak mümkün. Yani sert doku dediğimiz hastanın kemik dokusunu lazerle kapalı teknikle çok dikkatli çalışmak kaydıyla kaldırmak ve ardından diş etlerindeki aşırı büyümüş olan kısmı ya da fazla görünen kısmı yine lazerin yumuşak doku lazerleri sayesinde kesilmesi ve bu şekilde hastanın mevcut diş boyunun daha uzatılması, dişlerin daha çok görünür hale getirilmesi mümkün. Bunları yaparken eğer üzerine tekrar yeni bir protez yapılacaksa, özellikle lamina çalışmalarında daha sık yaptığımız bir işlem bu. Bu şekilde hastanın mevcut diş görüntüsünü dahi ayarlamamız mümkün olabiliyor. Özellikle Hollywood Smile dediğimiz veya dijital gülüş tasarımıyla yeni bir gülüş yaratmaya çalışan hastalarda artık sadece beyaz estetik dediğimiz dişlerdeki problemleri değil, pembe estetik yani diş eti problemlerini de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu gum smile dediğimiz diş etlerinin aşırı görünmesi olabilir ya da diş etleriyle birbirlerinin dişler etrafındaki diş etlerinin birbirleriyle uyumsuzluğu da olabilir. Bunu zaman zaman hepimiz yaşayabiliyoruz. Onları lazerler sayesinde cincivektomi dediğimiz diş eti kesimi işlemini yaparak birbirlerine eşitlemek, daha simetrik, daha estetik diş eti görüntüsü sağlamak mümkün. Ve bunu çok kısa bir sürede, bir veya iki seansta bitirip hemen duruma göre anında ya da birkaç gün sonra ölçüyü almak kaydıyla yeni protezleri yapmak mümkün. Sizlerle
Bugün lazer teknolojisini, diş etlerindeki avantajlarını görüştüm. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum.